Konuş. Benim adım Abdurrahim Gini. Hollanda'da yaşıyorum. Aha. Her hafta son burada protest yapıyorum Çinlilere karşı. Çünkü Çinliler bizden Doğu Türkistan'da 1949 10. ayının 20'si işgal etti. Ondan sonra Uygurlarını her şekillerde kendi dinidir, kendi kültürden yıraklaştırmak için Çinliler asimilasyon politikasını kullanıyor. Şimdi Çinliler Doğu Türkistan'da ceza lagerlerini, Çin toplum kamplarını kuruyor. 3 milyondan fazla insanlar Çinlilerin toplum kamplarında kalıyor. Bu fotoğraflarda gördüğünüz gibi bizim en meşhur insanlarımız profesör, doktor, yazıcı, sirkçi, karahançı, sahavetçi, zengin insanlar, yani bir milletin en meşhur insanlarının hepsini şimdi Çinliler Çin toplum kamplarına gönderiyor orada. Orada insanlar yani psikoloji hem cismani cihetlerden çok torture yapıyor, yani onlarda çok kınıyor onlarını. Ondan sonra bütün evlerine 1 milyondan fazla Çin komünistlerindeki casuslarını onları gönderiyor. Onlar 24 saat Uygurlarının evlerinde güzellik yapıyor. Çinlilerin erkeklerini bizdeki Çin kızlara zorlanma, evlenmek için zorlandırıyor. Onunla yah deyirse, onu kabul etmese bütün ailesi bu içe konsantrasyon kamplarına topluyor Çinliler onlarını. Demek ki Çinliler Uygurlarının ki dini insanı gururla dinini çok ne yine Allah'tan zor oldu. Yani bizim vicdan gururumuzu defsen ediyor Çinliler var ya. Anladım, anladım. Defsen ediyor. Çocuklarını anasından babasını alıyor. Çinlilerini yetimhanelere gönderiyor. Orada Çinlilerini Çinlaşkan, Çin kültürlerini, Çin medeniyetlerini, Çin dilini kabul etken kendi dilini, kendi dinini unutmuş Çinlaşkan çocuklarını, evlatları yetiştiriyor Çinliler. Ondan sonra Çinliler bütün bizim camileri yıktı. Bütün Uygur okullarda Uygur dilini yasakladı. Bütün kitaplarımızı köydürüyor Çinliler. Zaten irki kırgınçılık soykırımlarını yapıyor. Ondan sonra Çinliler 1 milyondan fazla Uygurlarını Çin bölgesindeki hapishanelere gönderiyor. O insanlarımızı hiçbir haber alamıyoruz. Onların zaten hayat kalmışı çok zor onlar. Benim bu yani ailem, yani anam, babam, akrabalarım bile mi? 2 seneden fazla oldu. Onlarla hiç konuşamıyor. Onlar hayat mı? Öldü mü? Çin'den toplum kamplarında kalıyor. Onun hiç haberim yok. O dolaydın yani Doğu Türkistan'ın bulmuş zulümlerini, dünyanı seslendirmek için her hafta sonu burada böyle şekillerde protest yapıyorum. Elimizde 2 tane petition var, imzalık şeyler. Birisi Avrupa Parlamenti Yüksek İnsan Hakları Komisyonu gidiyor. Yani birisi Birleşmiş Milletler Teşkilatı'ndaki İnsan Hakları Komisyonu gidiyor. Yani Çin'deki Doğu Türkistan'daki ceza lagerini kapatmak için hem Doğu Türkistan'daki İnsanlarımızı ceza lagerinden boşaltmak için böyle şekillerde protest yapıyor, böyle şekilde petition imzalar ediyorum. Bundan sonra insanlar çok söylüyor, biz siz için neler yapabiliyoruz, neler elimizden kesin neler yapıyorum diyor. O dolayı ben böyle şey yaptırdım. Çinlilerin mallarını baykut ettim. Yani Çin mallarını olmam. Çünkü Çinliler zengin oldu, dünyaya hücum olmak için Çinliler bir yol, bir proje kuruluş yapıyor. Bizim Doğu Türkistan'ın zemin sahip olmuş Uygurlarını yıkacak, bütün Uygurlarını öldürecek. Ondan sonra Çinliler Doğu Türkistan'dan dünya kengeyecek, dünyanın ele almak için böyle soykırım projesini operasyon yapıyor bana. Şimdi. İnşallah benim kardeşim. Allah özü yardımcımız olsun, kömek olsun. Ben de öz dostlarımdan, kardeşlerimden, Facebook'ta olan arkadaşlarımdan fahiş edeceğim ki bu postu paylaşsınlar ve daha da geniş bir kütleye nail olmak için bundan yani Orta Asya'daki Türk kardeşlerimiz ne? Biz her zaman onları agahlandırıyoruz. Çünkü Çinliler Doğu Türkistan bütün elek aldı. Uygulandı, soykırım bitkenden sonra
bu yıl sabah nöbet ner geliyor, Orta Asya'daki Türk kardeşlerimiz geliyor. Çünkü biz bundan 2000 sene önce Çinlilerini, Çin sepini sokmakta Uygurlarının, Türklerinin evlatları Çinlilerini, Çin sepini sokmakta mecbur etti. Şimdi önceden Çinliler Çin sepini içeride yaşardı, şimdi Çin sepinden çıkıyor. 2000 sene önceki intikamını bugünküler Uygurlardan arıyor, bundan sonra Türk arkadaşlarından alıyor. Şu için Türk insanlarımız Orta Asya'da çok dikkatli olsun. Çinliler Uygurlarını bitirgenden sonra bu concentration camp, toplum kamplarını Orta Asya memleketlerde, Türk memleketlerde konuluyor bu şeyler mi? Ondan sonra Çinlilerden çok ihtiyat ettim. Çin mallarını baykut ettim. Çinlilerden bir yol, bir proje kurmasını baykut etmek için her yerlerde Uygurların seslerini duydurum. İnşallah. Bütün bu sesleri duydurmaya çalışacağız inşallah. Teşekkürler abi. Allah yardımcımız olsun.